Şunu unutmayalım. Şu beden bize emanet. Bu bedene zararlı olacak hiçbir şeyi yiyemeyiz, içemeyiz. Hele ki sevgili seyirciler, o Ramazan dolayısıyla özellikle sofralarımızdan eksik etmediğimiz, son derece yanlış olan bazı içecekler var. O asitli içecekler. Onların içerisinde özellikle Türkiye'mizde ve dünyada çokça kullanılan, halbuki son derece zararlı o içecekler, o kola içecekleri, o asitli içecekler, onlara son derece dikkat edeceğiz. Ne açıdan dikkat edeceğiz? Sağlığımız açısından. Bir sefer onlardaki şeker oranını biliyor musunuz? Bizim bir arkadaşımız hararet yapıyor vücudu, bilmiyor ya, kola içiyor. Halbuki ondaki şeker bir o kadar daha hararet yapıyor, yaptırıyor. O bilmediği için meğersem şeker hastası. Onu içtikçe güya harareti giderecek, aksine harareti yükseliyor, şekeri yükseliyor, tansiyonu yükseliyor ve şeker bir o kadar daha artıyor. Bu tür içecekleri asla içmememiz lazım. Kesinlikle buraya tavrımızı koymamız lazım. Bir şey daha. Bu söylediklerim içmememiz için yeterli neden. Ve özellikle bunu getiriyorlar Ramazan'da, sanki Ramazan sofralarımızda olmazsa olmaz gibi önümüze sunuyorlar. Peki bu içeceklerin, bunun sermayesi Müslüman sermayesi mi? Yani oraya verdiğimiz para Müslümana yardım mı olmuş oluyor? Hayır. Aksine Müslümanların aleyhinde faaliyet göstermek için o paraları vermiş oluyoruz. Yani bu çeşit ürünlerin üretildiği yer Amerika. Amerika'nın da bu zamana kadar Müslümanların menfaatine hiçbir gayreti, hiçbir çalışması yok. Hep aleyhimizde. Hep Müslümanların öldürülmesi için gayret gösteren bir devlet. Dolayısıyla bundan dolayı da neden ben hem sağlığıma zararlı, hem pahalı bir ürün, hem de o verdiğim parayla Müslümanlara eziyet ediliyor, Müslümanların toprakları işgal ediliyorsa neden ben bunu kullanayım ki?